Gençler, biz niye toplanmıştık burada ya? Hani çocuklarla proje yapmayı planlıyoruz ya. Onu konuşmak için toplandık. Sen yine ayakta uyuyorsun galiba. Evet evet, çocuklarla çalışmak çok keyifli olacak. Ama bir sürü şey düşünmemiz lazım. Peki nereden başlasak düşünmeye? Çocuklarla proje diyoruz. Ama önce çocuk mevzunum konuşmaya başlasak? Evet ya, ne canlanıyor ki aklımızda çocuk deyince? Ya bir bilini mi sorsak? Selam gençler, beni çağırdınız galiba. Çocuk mu demiştiniz? Aa evet. Peki o zaman. Tarih boyunca çocuğa ve çocukluğa farklı anlamlar yüklenmiştir. Kimi zaman masum melek, kimi zaman küçük şeytan muamelesi gören çocuklar neredeyse her zaman toplumun beklentilerini gerçekleştirecek geleceğin büyükleri olmuşlardır. Çocuklar tam olmamış, gelecekte tamamlanacak insanlar olarak görülmüşlerdir. Belki sizin aklınızdan da geçenler bunlar. Halil Cibran da onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil çünkü onların da kendi düşünceleri vardır der. Çünkü önemli olan çocukların bugünün bireyleri olduğunu kabul etmemiz. Evet doğru ya. Onların da hepimiz gibi düşünceleri var. İyi de yani hiç mi fark yok çocuklarla yetişkinler arasında? Tabii ki yetişkinlerle çocuklar arasında ve tabii çocukların da kendi aralarında farklar var. Çocuklar kendilerine ait özel algılayışları ve özel gereksinimleri olan bireyler. Ve bu özel algılayış ve gereksinimler kişisel koşullara bağlı olduğu kadar yaş dönemi, cinsiyet gibi özelliklere, koşullara göre de değişiklikler gösterir. Önemli düşünür ve bilişsel gelişimci Piaget Çocuk dünyanın pasif alıcısı değil, bilgiyi kazanmada etkin role sahip olan bir varlıktır der. E peki gelişim melişim diyoruz da bu çocuk kaç yaşındaki? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 0-18 yaş arasındaki her birey çocuktur. Abi iyi diyorsun da her yaşın ayrı bir özelliği var. Tabii ki. Mesela 0-3 yaşta çocuklar oldukça hızlı fiziksel gelişim gösterirler. Temel güven duygusu kazanırlar. Ben merkezci ve inatçıdırlar. 3-6 yaş arasında ise oldukça hareketlidirler. Meraklıdırlar ve çok soru sorarlar oyun oynayarak gelecekte üstlenecekleri rollerin provasını yaparlar. Cinsiyet rolleri de bu dönemde şekillenmeye başlar. Bir diğer yaş dönemi 6-12 yaş döneminde ise çocuklar somut planlar yaparlar. Tek doğruları vardır. Fiziksel deneyimle daha iyi öğrenirler. Aynı cinsiyetten arkadaşlarla takılmayı tercih ederler. Aileden ayrılarak okula gittikleri ve toplumsallaşmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde çocuklar grup çalışmalarına ve işbirliğine daha yatkındırlar. 12-18 yaşta ise hızlı, düzensiz, bedensel ve cinsel gelişim gözlenir ve kişisel bakım çok önem kazanır. Soyut düşünme becerisinin gelişmesi, ben kimim sorularını ve aile, din, aşk gibi sorgulamaları beraberinde getirir. Bu dönemde aileden çok arkadaşlarla vakit geçirme isteği artarken karşı cinse de ilgi duymaya başlarlar. Ama unutmayın ki bu gelişme özelliklerini kızlar erkeklerden daha erken göstermeye başlarlar. Lakin akılda tutulması gereken her çocuğun kendine özgü ve farklı bir gelişim hızı ve süreci olduğudur. Hocam iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da çocukların bazıları çalışmaya katılmıyorlar. Biz de zorlanıyoruz. Bunu önlemek için çalışma planlanırken ve süreçte çocukların katılımını gerçek bir şekilde sağlamak önemlidir. Çünkü çocuklarla yapılacak çalışmalarda sıkça ne yapılacağını yetişkinler karar verirler. Bir okula ya da çocuklarla çalışan bir kuruma giderler, çocuklar büyükler tarafından seçilir ve çalışmaya katılımları beklenir. Bunun size yapıldığını düşünsenize, kendinizi çalışmaya ne kadar dahil hissedersiniz? Roger Hart çocuk katılımını bir merdivene benzeterek anlatıyor. Bu merdivende basamakları çıktıkça katılım artıyor. Dolayısıyla 8. basamak çocuk katılımı açısından en iyi nokta. Mesela ilk basamak manipülasyon basamağı. Çocuklar bir şeye katılıyorlar ama katıldıkları şeyin neye hizmet ettiğini bilmiyorlar. İkincisi ise dekorasyon basamağı. Hani sadece daha sempatik görünsün diye çocukları bir şeye katmak gibi. Görüşlerini almak falan yok. Üçüncü basamaksa maskotluk aşaması. Burada çocukların görüşü alınıyor ama bu görüşler hiç dikkate alınmıyor. Dördüncü basamaktan itibaren ise katılım başlıyor. Dördüncü basamak çocukların bilgilendirilerek bir şeylere katıldığı aşama. Adım adım çıktıkça katılım artıyor. En son basamakta ise çocukların başlatıp yetişkinlerin katıldığı durumlar var. Sonuç olarak katılımın ilk koşulu katılacak çocukların gönüllü olması. Ayrıca katılmak istemiyorlarsa bu da bir katılım biçimidir. Bunu unutmamamız lazım. Peki hocam, katılımlarını sağladık diyelim. Bazen ne yapma etmeden anlıyorlar. Ne canım cicimden. Yapma etme gibi olumsuz yönergelerle çocuklara ne yapmamaları gerektiğini söylerken hala ne yapmalarını istediğimizi söylememiş oluruz. Bu da çocuklarla aramızda kurulacak iletişim için engel teşkil eder. Eee tabii haklısın. Dostum bak hak demişken iyi hatırlattın. Çocuklarla çalışmada benim senince hak temelli yaklaşım da çok önemlidir. Çünkü çocukları hak sahibi birer birey olarak kabul eder. Ayrıca kendi yaşamları hakkında karar alabilmeleri gerektiği yaklaşımını benimser ve savunur. Bunu da unutmadan demiş olalım. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bizim başımıza gelen ve çözemediğimiz birkaç sorun daha var. Soralım sana direkt. Senin dediğin gibi katılım önemli tabii. Biz de sürece dahil etmek istiyoruz ama eninde sonunda çocuk işte yapamayacağı o kadar çok şey var ki. Evet haklısınız yapamayacağı birçok şey olabilir ancak yapabileceklerini de unutmamak gerek. Çocuğun potansiyeli ve yapabileceklerine inanıp bunun için uygun ortamlar yarattığınızda çocuklarla aranızda karşılıklı bir güven ilişkisi oluşur. Çünkü çocuk ancak kendisine güven duyulduğunda potansiyelini kullanabilir. E her istediklerine cevap veriyorum ben de. Mesela telefon istiyorlar veriyorum. MSN, Facebook istiyorlar veriyorum. E söz vermemi istiyorlar onu da veriyorum. Yeter ki güven ilişkisi sarsılmasın. Tamam da, bunu yapmak zorunda mıyız? Çok önemli bir nokta. Tabii ki istemediğiniz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Zaten bu da samimi bir davranış olmaz. Çünkü hayatta olduğu gibi çocuklarla çalışırken de samimiyet, kurulan ilişkilerde karşılıklı güven duygusunu sağlamlaştıran bir değerdir. Samimiyetsiz yanıtlar vermemek ve güven duygusunu sarsmamak için tüm ekibin yani sizlerin bu konuda hem fikir olmanız ve tutarlı bir yaklaşım benimsemeniz gerekir. Peki abi samimiyet dedin. Ben de sana karşı samimi olayım. Bazı çocukları daha çok seviyorum. Onu ne yapacağız? Ay o geçen seneki kız nasıl tatlıydı. Canım ya. Birlikte çalıştığınız çocuklardan bazılarına çeşitli nedenlerle daha çok ilgi duyabilir, daha yakın hissedebilirsiniz. Ancak bunu davranışlarınıza yansıtmamız, yani ayrımcılık yapmamız diğer çocukların kendilerini güvensiz hissetmesine neden olur çocuklarla yapılan çalışmalarda çocukları hiçbir şekilde, hiçbir nedenden dolayı ayrıma tabi tutmamak önemlidir. Her çocuğun her türlü olanaktan eşit biçimde yararlanmasını sağlamak gerekir. Tabii ki. Biz de onlar her şeyden yararlansın diye gidip geliyoruz zaten. Ama biz de gönüllüyüz sonuçta. Bazen dersler sınavlar falan oluyor gidemiyoruz. Sonra mızmızlanıyorlar. Bu da bir başka önemli nokta. Çocuklarla çalışmalarda sorumlulukların yerine getirilmesi, çalışmaların programlı yapılması saygı ve güven ortamının oluşmasını sağlar. Ayrıca çocukların da kendi sorumluluklarının bilincine varmalarını ve yerine getirmelerini kolaylaştırır. Kendi sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde çocuklardan sorumluluklarını yerine getirmelerini bekleyemeyiz. Bir de ben çocukların üzerinde otorite kuramıyorum. Sevgili genç, çocuklarla çalışırken derdimiz çocukların üzerinde herhangi bir otorite kurmak değil ki. Onlarla iletişim kurmak ve bu iletişimin de eşit olması. Ama anlamıyorlar dediklerimi. Bağıttırıyorlar, dinlemiyorlar. Nasıl iletişim kuracağız ki? Çocukla kurulacak iletişimin eşit, şiddetten uzak, paylaşımcı ve demokratik olması çalışmalarımızda önemli bir yer tutar. Çocukla olumlu iletişim kurmak için etkin dinlemek, yani çocuğa önemli olduğunu hissettirmek, kişiliğine yönelik eleştiri yapmamak ve empatiyle yaklaşmak önemlidir. Kullanacağınız dil de karşımızdakini yargılayan ve suçlayan sen dili yerine durumu tanımlayan ve duygularınızı ifade etmenizi kolaylaştıran ben dili olmalıdır. Abi çok sağ ol ya. Bana müsaade. Son nasihatleri de alalım çocuklarla çalışırken sizler kolaylaştırıcısınız. Adı üzerinde işleri kolaylaştırmanız lazım. Bunun için de çocuklarla yaratıcı, sorgulayıcı ve dikkat çekici çalışma yöntemleri ve materyaller kullanırsanız, zorlandığınız konularda çocukların sorumlularından destek isterseniz, öğreten değil, çocukların öğrenmelerini sağlayacak ortamı yaratan kolaylaştırıcılar olursanız işler sizin için de kolaylaşır. Tüh ya, benim bir sorum daha vardı. Hani geçen sene müdür aniden durduruvermişti ya etkinliği. Orada ne yapmak gerekirdi Acep? Ya biz onu ofise sormuştuk. Eğer yapacağımız çalışmanın amaç ve hedeflerini net olarak ortaya koyup bu hedeflere yönelik çocuk katılımını ön planda tutan etkinlikler planlarsak Çocuktan sorumlu tarafları da yapacağımız çalışmanın içeriği ve süresi konusunda sorularına cevap verecek şekilde bilgilendirirsek, çocukların katılımı ve mekanın kullanımına ilişkin gerekli izinleri alırsak ve tabii ki verimli çalışmamızı engelleyecek mekansal ve lojistik kontrolleri de önceden düşünürsek çıkabilecek olası sorunların da önüne geçebiliriz. Arkadaşlar, bir de tok çatısı altında ne yaparsak yapalım, ilkelerimizi hep hatırlamamız gerekiyor. Bizler sosyal girişimciler olarak gerçekleştireceğimiz her model ve çözüm önerisini içeren projeyi neden ve nasıl yaptığımızı herkese anlatabilmeliyiz. Şeffaflık ve hesap verebilirliği kastediyorsun sanırım. Evet ama sadece tek başına değil. Yaptığımız işin her aşamasını iyisiyle kötüsüyle sahiplenebilirsek ve ekip çalışmasını hep akılda tutarsak, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek yaptığımız her süreçten bir şeyler öğrenme pratiği geliştirirsek Çalışmalarımıza yerel de dahil ederek yapar ve yereldeki insanlarla amaçlarımızı paylaşarak yerel katılım ilkesini de benimsemiş oluruz. Ve tabii ki gerek ekipte, gerekse çalışmalarımızın paydaşlarında ve hedef kitlesinde ayrım gözetmeme ilkesini benimseyerek farklılıklara saygılı olursak işte o zaman olmuş demektir. Sağ ol ya. Bunları konuşmak içimi çok rahatlattı ve yapacak birçok şeyi de hatırlattı. Ya evet, ne çok şey var değil mi? Ya şu mevzuyu bir toparlasak. Öncelikle her çocuğun farklı ve kendine özgü olduğunu biliyor muyuz? Çocukların hak sahibi bireyler olduğunun farkında mıyız? Çocukların sürece katılımını göz önüne aldık mı? Olası riskleri önlemek için planlamayı yapıp gözden geçirdik mi? Toplum Gönüllüleri Vakfı ilkelerinin yapacağımız tüm çalışmaların temelinde olması gerekliliğinin farkında mıyız? Çocuklarla çalışmalarımızda benimsenmesi gereken temel değerleri içselleştirebiliyor muyuz? Vay be. İşte ekip dediğim budur. Ee bitti mi şimdi? Bitti. Öyleyse başlayabiliriz.